İstanbul tabii büyük bir mega şehir. İstanbul gibi büyük şehirlerde filyasyon çok başarılı olmayabilir. Çünkü filyasyon dediğiniz şey hasta olan kişiyi tespit etmek, onun temaslarını yakalamak, başka temaslarla temas etmesini engelleme hedefine dayanır, amacına dayanır. Dolayısıyla büyük mega şehirlerde ulaşım gibi bir sorun var ki bu sorunu aşabilmek çok mümkün değildir. Dolayısıyla çok kalabalık ortamlarda yolculuk yapmak zorunda kaldığı için insanlar... Bu süre içerisinde teması olan bir kişi çok rahat bir şekilde başka kişilere bu temasını geçirebilir. Kalabalıklar önlenebilirse ancak bu salgın kontrol altına alabilir. O yüzden İstanbul gibi büyük şehirlerde gerçekten filyasyonla bu işi çözebilmek çok kolay değildir, çok da mümkün gözükmemektedir. İETT'nin bu konuda çok önerileri ve şeyleri oldu, briefingleri oldu pandemi kurullarına. Orada tabii bu sayı sayısının arttırılması, gündeme geldi ama sayının artırılmasıyla seferlerin çok sağlıklı olmayacağı konuşuldu. E Tabii koltuk sayısının azaltılması belki o dönem için güzel olabilir fakat sonra uygulanmadı. Kademeli mesai kavramı bir kere gündeme gelmişti. Özellikle İstanbul'da kademeli mesai yapılarak bir saat öne çekilerek özel sektör ya da devlet dairelerinde çalışan kişilerin belki İETT otobüslerine ulaşıma bir miktar daha az kalabalık yapabilmesi sağlanması amaçlanmıştı. Fakat o da zannedersem şu anda çok uygulanmıyor diyebiliyorum. Bu kadar çok yüksek sayılarda artık hani kısmi kısıtlamalara mutlaka ya da tam kısıtlamalara geçilmediği müddetçe çok başarılı elde edeceğini ben düşünmüyorum. Şu anda hani 50 bin, 55 bin, 60 bin rakamlarda bu tarz yapılacak aktivitelerin çok çok başarılı olacağını ben düşünmüyorum. Artık mutlaka bu kalabalıkların önlenmesi adına kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Şehir bazlı planlama aslında çok umut vadeden bir planlama idi. orada küçük şehirlerde özellikle mahallelerde, semtlerde bölgelerde kısıtlama yaparak çok iyi takip etmek mümkündü bu krizi. Ancak da büyük şehirler çok geçişli büyük şehirlerde bunu yapmak çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla o şehrin komple kapatılması artık söz konusu. Hele böyle 60 bin rakamlarda iyice kırmızıya çalan bir renk değişikliği olan ve sürekli olarak da artacağını düşündüğümüz bir salgınla karşı karşıyaysak bunun artık kaçanak yapacak başka bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Aslında bu bize 3. pandemi peki şunu gösterdi. Aşı hakikaten umut vaat edecek. Nasıl Nasıl vaat edecek İşte 65 yaş üstü bir miktar daha az yatmaya başladı. Ölüm oranlarında baktığınız zaman daha düşük bir ölüm oranı ile karşı karşıyayız. Yani ölüm sayısı az demek değil bu ama oran olarak düşük. 65 yaş üstünün bundaki yeri çok daha azaldığını söyleyebiliyoruz. Demek ki 40 ile 60 yaş arasında aslında aşı diyebilmiş olsak. Ki Haziran gibi inşallah onu da tamamlayacağız gibi bilgiler geliyor. O zaman hani Haziran'dan sonraki süreçte hakikaten çok daha rahat bir dönem geçireceğiz gibi gözüküyor. İngiltere zaten bunu örneğinde verdi. Tek doz aşılamayla bile şu anda vaka sayılarını oldukça azalttı. Ki biliyorsunuz aşılama yapılmadan önce Türkiye'den daha kötü durumdaydı. Tek doz ile bile özellikle yaygın aşılama sonrasında vaka sayılarını oldukça azaltabildi. Türkiye'de işte Haziran gibi eğer 40 ile 60 yaş arasında aşılamasını bitirirse... Hazirandan sonraki salgınlarda, olası salgınlarda bize çok daha rahat edeceğimizi söyleyebilirim. Bütün stratejimizi, salgında olan stratejimizi gerçekten aşı üzerine kurduk ama buna inanmayan, bunu desteklemeyen halk içerisinde de bazı kitlelerin olduğunu görüyoruz. Bunların da ikna edilmesi lazım. Çünkü gerçekten aşı bu salgını durdurmak için elimizdeki şu an için en önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle Biontech aşısı çok kıymetli ve şu an sınırlı sayıda elimizde bulunuyor. E tabii eğer randevusuna gelmeyen bir kişi olursa o kişinin aşısı çöpe gitmiş oluyor. Çünkü bu aşının saklama koşullarında aşı eritildikten sonra tekrar dondurulamıyor ve mutlaka o anda kullanılması gerekiyor. Kullanılmadığı takdirde de boşa gitmiş oluyor. Ben hani vatandaşlardan tabii gireceğimiz bu aşılar çok kıymetli ve bunun boşa gitmemesi için aşı randevusu aldığınız zaman mutlaka aşılamaya geliniz ve aşınızı yaptırınız. Flakon 6 kişilik ve bunu dondurulmuş vaziyette eritiyorsunuz uygulamaya başlıyorsunuz. Dört kişiye diyelim aşı yaptınız. Geri kalan iki kişinin aşısını eğer yapamazsanız o kişiler gelmezse onu tekrar donduramazsınız. Tekrar saklayamazsınız. O çöpe gidecek. Dolayısıyla iki doz aşı boşa gitmiş olacak ki bu hakikaten yazık yani. Gerçekten büyük bir israf. E, bu durumda tabii başka kişinin de hakkı yenmiş oluyor. E, bu aşıya erişme imkanı bulamayan, şu dönem için bulamayan kişilerin de hakkı yenmiş oluyor. Aşı aşıdan mahrum kalmış oluyorlar.